Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. İnşallah bugün emsile-i muhtelifeden ismi tasgir, ismi mensup ve ismi faile, mübalağalı ismi faile inşallah işleyeceğiz. Bu derslerimize geçmeden önce geçmişteki derslere bir özet yapıyoruz. Nasara yensuru nasran fe huve nasirun ve zake mensurun lem yensur lem ma yensur ma yensuru la yensuru len yensura li yensur la yensur unsur la tensur mensarun minsarun nasreten nisreten nusayrun nasriyun nassarun ensaru ma ensarahu ve ensir bihi. Fiili muzarinin mutarride çekimleri 14 tanedir malumu. Meçhulü de 14 tanedir. Fiili mazinin de mutarideleri, malum ve meçhulleri 14'er tane sigadır. Mazi ve muzari çekimlerini yapacağız. Malum ve meçhullerinin, ondan sonra fiillerden geriye dönüşleri de fazla tekrar etmeyeceğiz. Çünkü aşağı yukarı hepsi aynı olmuş olacak. Zaman kazanmak açısından geçiyoruz. Mazi, malum çekimi, nasara, nasara, nasaru, nasaret, nasareta, nasarne, nasarte, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunne, nasartu, nasarna. Artık parmaklardan yardım almıyoruz. Neden? Çünkü öğrendik, kendimize mal ettik Allah'ın izniyle ve çekerken de hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Dedi ki bu malum çekimleri meçhul yapabilmek için bir kuralımız vardı. Sondan bir önceki harfe esreliyorduk. Ondan sonraki bütün harfleri ötre yapıyorduk. Cezimli harflere karışmıyorduk. Bu kuralı göz önünde tutarsak o zaman mazi malum şu hali alır. Nusira. Nusira, nusiru, nusiret, nusireta, nusir ne, nusirte, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunne, nusirtu, nusirna olarak oluyor. Geçiyoruz fiili maziye. Fiili mazi geniş zamanı kaplıyor. Fiili muzariye geçiyoruz. Fiili muzari geçmiş zamanı kapsıyor. Yani şu andaki hali, zamanı ve gelecekte olacak zamanı kapsayan mana ifade ediyor. Onu da çekerken emsile-i muttaridelerden fiili muzarinin de 14 tane çekimi vardır. Malum olarak şöyle geliyor. Yensuru, yensurani, yensurune. Tensuru, tensurani, yensurne. Tensuru, tensurani, tensurune. Tensurine, tensurani, tensurne. Ensuru, nensuru olarak geliyor. Bu fiili muzarileri de malumlarını meçhul yapabilmek için yine bir kuralımız vardı. Bu kural, kelimenin sondan bir önceki harfini üstün yapıyorduk. En baştaki harfi ötreliyorduk. Ve aradaki cezimli harflere karışmıyoruz. Başka harf varsa onu da üstünlüyorduk. Böyle bir kuralı göz önünde tutarsak o zaman fiili muzari'nin meçhulü şu hale geliyordu. Yunseru, yunserani, yunserune. Tunseru, tunserani, yunserne. Tunseru, tunserani, tunserune, tunserine, tunserani, tunserne. Ünseru, nünseru olarak meçhulleri geliyordu. Ve mastarlara geçiyorduk. Mastarlara geçerken dedi ki
Mastarlarda şöyle bir özellik vardı. Mastarlar da bir zamana bağlı olmadan iş, oluş, hareket bildiren kelimelerdir. Bunların sülasi mastarları semaidir. Rubailer yani mezitler arttıranlar ise kıyasidir. Sülasi mastarın semai olmasının ne anlama geldiğini ne yapmıştık öğrenmiştik. Yani Arap'tan işitildiği üzere bir kurala, kaideye bakarak sözlükte bulacağımız şekliyle ne yapıyoruz? Bu fiilleri ezberlemiş oluyoruz. Bunların mezitlerinin bir kuralı vardır. İşte buna da ne denir? Kıyasi denir. Bunlara inşallah ileriki derslerde avamilde, mahsutta belki daha geniş bir şekilde değineceğiz. Şimdilik bu kadar bilmemiz bizim için yeterlidir. Nasran mimli mimsiz mastar. Mastar gayri mimi deniyor buna. Bunun iki tane çekimi var, üç tane çekimi vardır. İsim olduğu için bir yönüyle isim gibi çekiliyor. Nasran, Nasrani, Nasratun. Nasran bir yardım etmek. Nasrani tesniye yardım etmek. Nasratun cemi yardım etmek olarak da manalandırıyorduk. Şimdi ondan sonra ne geliyordu? İsmi fail ve ismi meful olarak geliyordu. İsmi faillerin çekimleri vardı. İsmi fail ve ismi mef'ule çekimlerine geçmeden önce bununla ilgili de yine size şöyle bir hatırlatma yapalım. İsmi fail mükesser ve musahhahları vardır. Musahhah cemi halinde isimin müfret halindeki yapısı değişmeyen. Musahhah yani müfret halindeki mesela nasirun müfret halindeki yapısı cemi halinde de değişmiyor yapı bakımından. Bunlara müsahhah diyoruz. Kelimenin müfret haliyle cemi hali değişiyorsa bunlara da mükesser denir. Şimdi bu ismi faili çektiğimiz zaman bunun ne demek olduğunu inşallah daha iyi anlamış olacağız. Nasirun, Nasirani, Nasirune. Nasirun müfret, Nasirani tesniye, Nasirune cemi. Burada aynı kural devam ediyor ve bozulmuyor. Ancak bunun bir de üç tane mükesser cemisi vardır ki Nussarun ve Nussarun ve Nesaratun. İşte bu üç tanesi de baktığımız zaman müfredinden ayrı olarak ne yapıyor? Çekiliyor. Kural dışı hareket ediyor. Kırılmış olarak geliyor veyahut da kural kırılmış, bozulmuş. Buna da alimler mükesser ismini vermişler. Müzekkerlerin böyle altı tane çekimi vardır. Altı tane çekimi vardır. Bunun dört tanesi cemi, birisi musahah, üçü mükesser olmak üzere. Birisi tesniye, birisi de müfret olmak üzere müzekkerlerin çekimleri oluyor. Nasiratun müennes tesniye, nasiratani tesniye müennes, nasiratun
cemi musahhah müennes. Musahhah derken yani müfretteki kural değişmemiş, çekimleri de dolayısıyla bozulmamış. Ancak bunun da bir tane mükesser cemisi vardır. Bu da ve nevasiru olarak geliyor. Ve nevasiru da ismi fail, cemi müennes mükesser olarak geliyor. İnşallah mükesser ve müsahhahı anlamış olduk. Biz anlatabildik, siz anlamış oldunuz. Ve geçiyoruz ismi mef'ula. İsmi failde işi yapanın kendisinden haber verilirken, ismi mef'ulda ise yapılan işten etkilenenden haber veriyor. İsmi mef'ul mensurun mensurani mensurune. Burada da kural aynen işlenmiş oluyor. Mükesser şu ana kadar yok. Ancak ve menasiru olarak da cemi müzekker yardım olunmuş cemi müzekker erler olarak da mükesser bir tane çekimi olmuş oluyor. Mensuratun mensuratani mensuratun. Bu da normal çekimi. Müfret, tesniye ve cemi olarak geliyor. Şimdi değerli kardeşlerim, fiili maziyi, muzariyi, mastarı, ismi fail, ismi mef'ulü işledik. Ve ondan sonra gelen fiiller fiili muzari olacak. Ancak başına bazı edatlar ya da harfler alarak muzari olan fiillerin hem yapısı değişiyor hem de mana olarak ya maziye ya geleceğe ya da hale yönelik olarak hasrediliyor. İşte bunlar da ama hepsi fiili muzari olmuş oluyor. Fiiller için konuşuyorum. İşte onlar da lem yensur, lem başa geliyor fiili muzarinin sonunu cezmediyor. Nunları düşürüyor. Lemma yensur, bu da yine fiili muzarinin başına geliyor. Cezim edatlarındandır. Lemma li la olarak bir fiili muzarinin başına gelerek ahirini cezmediyorlar. Nunları düşürüyorlar. Bunu hatırlayalım. İnşallah geçmiş derslerimizde bunlara tek tek değinmiştik. Ve inşallah nasip olursa avamil dersinde bunları örnekleriyle vererek pekiştireceğimizi söylemiştik. Şimdi bu cezim edatlarının geldiği fiil-i muzariler emsile-i muhtelifede dört yerde var. Lem yensur, lemma yensur, li yensur, la yensur. Bir de emri hazırda gelen var. La tensür olarak geliyor. Dolayısıyla bunları işlerken tabi emri hazırdakinin şeyi biraz farklı. Ancak şimdi anlatıp meseleyi dallandırıp bulandırmaktansa biz emsileyi öğrenmek adına yola çıkıp videoyu uzun tutmadan inşallah en kısa şekliyle anlatmaya çalışacak olursak işte ma yenzuru, la yenzuru bir de fiili muzari vardı. Bunlar da nefi hal ve nefi istikbal olarak değişiyordu. Yani fiili muzarinin tanımını aklımızda tutuyoruz.
çekimler aynı malum meçhule dönerken bütün kurallar aynı uygulanıyor. Sadece başına bu edatlar gelerek fiiller bazı değişikliklere uğruyor ve mana da değişiyor. Bunları geçiyoruz ve menzerun, minzerun, nasreten, nisreten, mastar, mimli mastar, ismi alet, mastar binayı merre, mastar binayı nevi olarak da bir önceki derste işlemiştik. Burada menzerani menasiru minzerun minzerani menasiru olarak çekimlerini yapmıştık. Nasreten nasretani nasratun nisreten nisretani nisratun olarak ne yapmıştık? Biz bu dört tane emsile-i muhtelifeyi çekmiştik. Ondan sonra ne demiştik? İşte bunlara manalarını vermiştik. Menzerun mimli mastar, minzerun ismi alet. Ondan sonra nasreten mastar binayı merre, nisreten mastar binayı nevi olarak tariflerini yapmıştık. Ve bunların çekimlerini de yaptıktan sonra manalarını vermiştik. Ve demiştik ki inşallah gelecek derste biz Nusayrun ismi tasvir, Nassarun ismi mübalağalı ismi faili demişti ki göreceğiz. Ve ondan sonra da değerli kardeşlerim, Nesriyun ismi mensup nasip olursa inşallah görmüş olacağız. Şimdi bugünkü dersimize inşallah başlıyoruz. Nuseyrun ismi tasgir, müfret, müzekker manası yardım etmecik bir er. Nuseyrani ismi tasgir, tesniye müzekker manası yardım etmecik iki er. Nuseyrune ismi tasgir, cemi müzekker manası yardım etmecik cemi erler. Tanımlarından da tariflerinden de anlaşıldığı gibi küçücük cek cük eklerinin gelmesiyle yardım fiilinin küçültme anlamını ifade ediyor. Mesela Nasr'a yardım etmekken Nuseyrun yardım etmecik oluyor. Müzekkerlerin çekimi üç tanedir. Nuseyrun, Nuseyrani, Nuseyrune olarak biraz önce de çektik ve manasını verdik. Nuseyretün ismi tasgir, müfret müennes manası yardım etmecik bir kadın. Nuseyretani ismi tasgir, tesniye müennes manası yardım etmecik iki kadın. Nüseyratun ismi tasgir yardım etmecik cemi kadınlar olarak ne yaptık? İsmi tasgiri bitirmiş olduk. Geldik ismi mensuba. İsmi mensup Nesriyun, Nesriyani, Nesriyune, Nesriyetun, Nesriyetani, Nesriyatun.
olarak ne yapıyoruz? Çekimlerini bunun da 6 tanedir. 3'ü müzekker, 3'ü müennes. İsmi mensup olmuş oluyor. Bu mana olarak bir yere, bir şeye mensubiyeti, alakayı ifade eden olarak da manalandırılıyor. Yani mensubiyeti ifade ediyor. Nesriyun ismi mensup, müfret, müzekker manası yardım etmeye mensup bir er. Nesriyatun, nesriyani ismi mensup, tesniye, müzekker manası yardım etmeye mensup iki erkek. Nesriyune ismi mensup, cemi müzekker manası yardım etmeye mensup cemi erler. Nesriyetün ismi mensup, müfret müennes manası yardım etmeye mensup bir kadın. Nesriyatun ismi mensup, tesniye müennes manası yardım etmeye mensup iki kadın. Nesriyatun ismi mensup, yardım etmeye mensup cemi kadınlar derken, nesriyetani nesriyatun olarak 3 tane müzekker, 3 tane müennes olmak üzere 6 tane çekimi vardır ismi mensubun. Şimdi geçtik yine ismi faile. İsmi failin bir türü olan mübalağalı ismi fail. Daha önce nasirun olarak görmüştük ismi faili. Burada nessarun mübalağalı ismi fail olarak adlandırılıyor. Nessarun, nessarani, nessarune. Nessaretun, nessaretani, nessaratun olarak 3 tane müzekker, 3 tane müennes çekimleri vardır. Nessarun mübalağalı ismi fail, müfret müzekker manası mübalağa ile yardım edici bir er. Nessarani mübalağalı ismi fail, tesniye, müzekker manası mübalağa ile yardım edici iki er. Nessarune mübalağalı ismi fail, cemi müzekker manası mübalağa ile yardım edici cemi erler. Nessaratun, mübalağalı ismi fail, müfret müennes manası mübalağa ile yardım edici bir kadın. Nessaratani, mübalağalı ismi fail, tesniye, müennes manası mübalağa ile yardım edici iki kadın. Nessaratun cemi müennes mübalağalı ismi fail manası mübalağa ile yardım edici cemi kadınlar. Cemi müennes mübalağalı ismi fail mübalağa ile yardım edici cemi erler. İnşallah bugün de Emsile-i Muhtelife'deki ismi tasgir, ismi mensup ve mübalağalı ismi faili işlemiş olduk. Allah'ın izniyle
Önümüzdeki derste de artık ismi taftil, fiili taaccubi evvel ve fiili taaccubi sani olmak üzere emsile-i muhtelifeyi nasip olursa bitirmeyi düşünüyoruz. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri anlamayı anladıktan sonra ilmimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin.